Arkadaşlar selamlar, sevgiler, saygılar. Müthiş bir pazar akşam üzerinden diyelim. Saatlerin 18.30'undan hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Şimdi yürüyüşe çıkınca fark ettim ki dostlar bugün pazarmış. Bugün bayağı Telegram'da falan sizi yormuş olabiliriz. Tabii benim için günler pazar, pazartesi falan fark etmediği için yardırıyorum gitsin. Sonradan fark ettim ama önemli değil. Belki de evde olunca daha da sizin zamanınız olmuştur. Bakmışsınızdır. Fırsatlar vardı, ne bileyim bir şeyler yaptık, ettik, bir kimilerine yardımcı olduk. Onları az sonra Legend oyununda anlatırım. Şimdi hemen boş muhabbetler videomuza başlayıp uygulamalarımızdan başlayalım. Azıcık rüzgar var ama çok etkili olduğunu sanmam. Şimdi biraz sonra geriye dönünce de o da geçer. Hatta dönsek ne olur? Şöyle dönelim ya. Evet dostlar. Şimdi bu uygulamamızın adı Step. Step'de yürüyüş yapacağız. Bir saat sürecek bizim bu yürüyüşümüz. Tabii bir saatlik video yapmayız ama ben size başlangıcını gösteririm. Bunu arka plana atacağız ve devam edeceğiz. Şimdi burada gemi yakma olayı var dostlar. Ben şöyle düşündüm. Her böyle yürüyüşümüzde bir tane gemi yakalım ve totem yapalım yani. Rainbow'u düşürmeye çalışalım. Buradaki amacımız bu. Bir üst gem zaten bazen düşüyor. O çok zor değil ama Rainbow düşerse daha iyi kazandırıyor. Mesela bugün hangisini yapalım? Şu şeylerden başlayalım bugün. Resilience'ları yapalım. Upgrade'e tıklıyorum. Buradan aşağıdan hangisine girmek istediğimi seçiyorum. Hatta level 2'leri yapsak ya. Level 2'leri yapalım bugün. Ya da önce 1 yapalım. Ne de fark etmez. Hadi 2'lerden gidelim. Tabi bu level 2'leri yakmış oluyorsun ve 100 GST harcıyorsun. Level 1'leri 2'ye yaparken 50 GST harcıyorsun ve 1'leri harcamış oluyorsun. Riski daha az ama 2, 3 diye gittikçe riski çoğalıyor. Kazanç oranı da çoğalıyor. Amacımız Rainbow 3 düşürürsek bizim için bayağı verimli olur. Hadi bakalım hoppala ve de cuppala diyelim. Bakalım bir üst leveli mi düşüreceğiz? Oo, başarısız oldun diyor. Eyvah diyoruz ve devam ediyoruz. Günlük böyle bir tane denesek bence yeter. Normal yürüyüşlerimize devam edelim. Bu uygulamayı açalım ve yürüyüşümüze başlayalım. Hoppala ve de cuppala diyelim. Burada tabii bir şans olayı yok ama alıştık artık böyle. Tuşlara basmadan önce sihirli sözcüklerimizi söylüyoruz. Evet bu hayvan başlıyor. Bu hayvanı arkaya attığınız zaman dostlar şey yapıyor. Moonwalking hatasına giriyor. Yani sen aslında yürümüyorsun da beni kandırıyormuşsun diyor. Halbuki ben yürüyorum yani. Uygulamanın öyle bir hatası. Çakallık yapıyor. Yani senden parayı sana o Moonwalking hatasına girdiği zaman para kazandırmıyor. O yüzden o hataya düşmemek için ben ne yapıyorum? Arka plana atmıyorum. Şöyle ekrana yapıştırıyorum bunu. Hemen göstereyim. Mesela başka hangi uygulamamız var? Diyelim ki Walking'ı. Walking'ı açıyorum ya. Şuradan step'ini açıp şöyle köşeye takıyorum. Artık bu arka planda değil. Görüyorum orada çalışan bir uygulama olarak. Küçük bir pencere olarak duruyor. Bu özellik Android telefonlarda vardır dostlar. Bilmiyorum farklı menülerinizde olabilir. Bir şey yapın araştırın. Benimki Xiaomi. Benimkinde varsa sizinkilerde de vardır. Kimisinde ekranı bölme olarak belki geçiyor. Belki yüzen pencereler, kayan pencereler mi diyor bir şeyler diyor falan. Neyse böyle yapabilirsiniz işte. Şimdi Walking'da durumumuz ne? Dostlar Walking'da en önemli gelişmelerden birisi 8. lig geliyor. Şimdi bizim bu liglerimize baktığımız zaman oğlum o kadar yoğunmuşuz ki bugün şeyleri bile açamamışız ya. Neredeyse unutacakmışız. Hadi bir kutulara bakıverelim o zaman. Hoppala ve de cuppala diyelim. Adam gibi bir şeyler ver oğlum diyelim. 3200'lerde falan veriyorsun. Ama bugün hadi bakalım senden daha yüksek kutular bekliyorum. Hiç level 10 kutu vermedin. Hayırdır? Gözümden kaçtı sanma. Kimisi nadir, kimisi elbiseli falan. Ne oldu? Hani onlar önemliydi. Hadi bakalım neler verecek. Bugün bizi utandır ey Walking. 78. Step'nin de arkada sesi geliyor. Güzel. 68. 23. Bunun ayrı videosunu yapıyorduk ama önemli değil. Zaten boş muhabbetlerin içinde bunu da yakmış olalım. 58. 15. 68. Level 8 bir kutu bu. 6. ligde olduğu için fena değil. 176. Bakalım 8'den yüksek kutu verecek mi? Oo, bir tane daha aynı kutudan. Çok iyi. 176. 7, 31, 78, 58, 39, 39, 31, 58, 39, 7, 117, 137. İşte şu 7. ligde biraz büyük kutular verse bizi uçuracak zaten. 29, 117, 15, 58, 29, 117, 78. Bu sefer fena kazanmayacak gibiyiz ha. 7'ler 8'ler havada uçuşuyor. Ey Walking sözümüzü duydun herhalde. 78, 78, 58, 29, 39, 39, 15, 39, 58, 39, 5 pardon, 117, 15, 39,
58, 39, 9, 70. Aferin. 8 ama 5. ligde. 23, 58, 39, 58, 58, 29, 78, 29, 68, 58, 23, 39, 78. Kaç tane kutu? 58 tane takım göndermişiz dostlar. Eyvah, bugün level 8'leri satışa da koyacaktık. İşte azıcık uzaklaştığımız zaman işler birbirine giriyor dostlar. Neyse, önemli değil. Hoppala ve de cuppala diyoruz. Kardeşim ver bakayım toplamda ne kadar verdin diyoruz. 3234. Artık bu araları bayağı fixledi yani. Bazen işte bir alt leveldeki kutuları yüksek veriyor. Bazen üsttekileri veriyor falan. Bir dengeleme yapıyor. Ortalama kazanacağınız az çok bellidir arkadaşlar. Tamam, kutular şans eseri dağıtılıyor ama dediğim gibi bir dengeye oturtuyor sizi ve ortalama bir şeyler kazandırıyor. Tamam, ondan geç dedik. Şimdi dostlar PvP'yi çok soruyorsunuz. Abi o kadar işte çilek alıyoruz, giydiriyoruz, miydiriyoruz. Yine %50. Mesela benim turnuvalardaki kazancım ne kadarmış bakalım. O level 1'in kutusunu açmışız. Bugün pazar mı? Bugün doluyor. Diğerine ne kadar eksiğimiz varmış ona da bir bakalım. Hadi ulan adam gibi bir şey versen de. Senden çok bir beklentim yok ama. Evet. Bunda da böyle bir sıkıntı vardı herhalde. Animasyonları kapattığın zaman içindekini görmüyorsun. Neyse, önemli değil. Kaç tane şeyimiz var? Sen onu söyle bize. Bu kapatmadan gitmiyordu herhalde. Dostlar PvP bütün aslında bütün kozları oyun kurucuya veriyorsun, tamam mı? Adamın elinde bütün ipler, adamın elinde istediği gibi oynatıyor yani seni. Sen aslında orada bir şey yapamazsın. O yüzden en iyisi bence uzak durmak. Abi bir taktik var mı falan diyorsunuz da. Şimdi sen adamları giydiriyorsun da çok giydirsen yine bir üst puan aralığına çıkıyorsun. Şurada nerede o? Pardon. Mesela ben şimdi burada duello yapacağım. Burada ben bunu çok giydirdiğim zaman mesela 126'ya kadar diyor ya. 126'yı geçerse bu sefer ikinci kategoriye gidiyorsun. Oradaki adamların puanları da sana benzer. Şimdi birincisi bu. İkincisi hangi kategoride yarıştığını seçemiyorsun. Stamina mı? Speed mi? Onu da bilmiyorsun. Üçüncüsü iğne ve şırıngayı da hangi şeyden keseceğini bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun abi. Ne yapacaksın? %100 adamın eline bağlısın. Yani bir taktik yapayım, kazanayım diye bir taktik yok. Bir tane işte hepsini aynı anda puanlarını yükseltecek şekilde giydirsen elemanı şansın biraz artar ama puanı da mesela 126 ise 126'yı aşmamaya dikkat edip tam böyle 126'ya kadar dayayıp belki olabilir. En fazla böyle olabilir ama senin gibi de düşünen bir sürü adam vardır. Mesela benim o şeylerimi nerede görüyorum? Ha, turnuvalarda görüyorum değil mi? 100 tane yarışmışız, 50 tane daha yarışsak. Bugün son mu? Ne kadar? Aşağıda mı yazıyordu? Nerede yazıyordu? Şuraya tıklayınca mı yazıyor? 8 saat kalmış. Gerek yok. Önemli değil. O 150 yarışma daha yaparsan ikinci kutuyu veriyor. 350 daha yaparsan üçüncü kutuyu veriyor ya. Onun için dedim. Ne diyordum ben oğlum? Tamam. Bir şey gösterecektim size ya. Neyse unuttum. Ha, turnuvalardaki oranı göstereceğim. Kazanma oranım benim kaçmış? %37'ymiş. Gayet düşük. Kimisinin çok böyle uğraşanın %50'lere falan çıkıyor. Aslında belki de işte hesaplamak lazım. Kaç tane çilek harcadın? Benim kaba taslak en alt seviyede hesapladığım için 3 yarışmadan birini kazansam maliyet gibi gözüküyordu. Maliyet başa baş falan. Benim rankım düşmesin diye her türlü günlük 20 tane yarışıyorum. Hatta dün yarışmamışım. 16'ya falan düşmüş ortalamam. Biraz fazla yarışarak bunu kapattım. Bak rankım 10'a çıkmış yine. Bu durum böyle dostlar. 56 kazancım olmuş. Yani 56 yarışmayı kazanmışım. 139 Vulcan kazanmışım falan filan. Ben Catlytic'çiyim abi. Benim için zaten şurada çok fazla para kazansam bile şimdi bunu yukarı atamadıktan sonra ne yapacaksın? 60 gibi gösteriyor lan bu. Açıldı mı yoksa bu? Allah Allah. Değiştirdiler mi oğlum bunu? Benim haberim yok. Normalde direkt hata verirdi. Atamazsın falan derdi. Bu eğer yukarı atılabiliyorsa ben de şu an öğrenmiş olacağım. O zaman işler değişebilir. Acaba bir şey yapsak mı falan diye. Ama yine de çok yapacak bir şey yok ya. Her türlü adamı tokatlarlar. Sana yedirtmez yani Volk'un. Şırıngayı tam böyle sen yeneceksin. Şırıngayı basar. Eksi bilmem kaç. Ne yapacaksın? Bir şey yapamazsın. Ama neyse bu eğer çözüldüyse yukarı atma olayı iyi oldu demektir ya. Bunu kaldırdılar mı? Ben hiç takip etmedim. Normalde hata verirdi burada. Belki de atamayıp yeniden hata verecek. Bilmiyorum. Bakarız. Bizim durumumuz dostlar. Ben Catlytic'te atıyorum elemanları. Catlytic'e tıklıyorum. Şuradan tek tek olarak gönderiyorum ve kafam rahat. Bu benim göndermek 2 dakika mı alıyor? Toplamak 1 dakika mı alıyor?
uğraşmıyorum yani. Şimdi PvP modu çok kazandırsa bile zaman istiyor. Bir sürü seçiyorsun, meçiyorsun, buluyor, yarıştırıyor falan. Ben onlarla uğraşmam ya. Ne bileyim. Bana bu şimdi ortalama işte kaç getirdi? 3200. Masrafını çıktığım zaman 1800 civarı bir kazanç oluyor. İkiye bölüyorum. 900, 1000 Vulcan. 1000 Vulcan desen 8,5 dolar falan günlük. 2 günde bir aldığın için 16-17 dolar geliyor. Ne bileyim, bence normal yani. Bir sürü uğraşmıyorsun ya. Beni kurtarıyor. Neyse, unutmayayım bunu. Umarım unutmam. Göndermişim gibi hatırlıyorum bazen. Bak, açmayı da unutmuşuz. Yani unutma, normalde unutmazdım da bugün biraz yoğunluk. O yüzden. Neyse, ben bunları sonra atarım. Benim olayım bu. Şarkı çevirelim. Madem şey yaptık, sesini de kısalım şunu. Bu arada Stepney hayvancımız bakın ne güzel çalışıyor. Hayvan herif. Moonwalk'ine giremedin değil mi? Paraları emcikliyordun. Bir yürüyordum. Atıyorum 15 kazanacağım yerde 10. Allah Allah. Giriyor, sana uyarı da vermiyor. Açıyorsun, bakıyorsun normal gidiyor falan. O arada bir giriyor çıkıyor yani. O yüzden böyle yaptığın zaman hataya düşemiyor. Hatta bir tane daha pencere açıp onu da yüzen pencere falan da yapabiliyorsun. Neyse, önemli değil. Hadi oğlum kapat. Bu rankımız 10 olursa çarktan güzel bir şeyler kazanırız diye düşünen arkadaşlar varsa, hiç lootbox düşmedi bana. Daha oyunun ilk günden beri bana hiç bir hesabımdan falan düşmedi. 20 Vulcan kazandık. Şeyleri de güzel vermiyor. Hadi bu sefer 20 Vulcan verdi. Ya gem veriyor ya işte şey veriyor. Dur bir daha çevireyim şunu. Çilek veriyor falan. Bir kere verdi. 90 Vulcan'a çok yüklü bir çilek var. Kaç varsa o. O ikisini verdi. En çok kazandığım oydu. Onu da sizinle paylaşmıştım. Eski takipçiler bilecek. Neyse, şunu da izleyelim de. Vulcan'da dostlar şimdi 8. lig gelince birazcık fiyat dalgalanmaları yaşayabiliriz. Fiyatlar ucuzlayabilir diye ben düşünüyorum. Çünkü onu alacaklar, satmaya çalışacaklar, satamayacaklar falan filan. Alttakileri birazcık daha baskılayıp aşağı doğru inebilir diye düşünüyorum. Bakacağız artık. İşte ben elimde level 8'ler var. Onları her türlü çıkarmayı düşünüyorum. 3'er 3'er satıyorum onları. Az kaldı zaten. Level 10'lardan ben memnunum. 12'lerden de memnunum. Hatta bazı 13'ler var elimde. Şimdi yeni ligde de 14 ve 15 olacak. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakarsınız kurtarırsa, ne bileyim, orada elimizdeki 13'leri 14'e yükseltmek belki bir denenebilir. Yükseltip satmak denenebilir. Yükseltip yarışmak denenebilir. Fiyatlara bakacağız. Yani uyanık olmamız lazım. Güncelleme geldiği zaman ben size hemen bilgi veririm zaten. Fiyatlarda olsun gözünüz şuvarlar. Tamam ulan, kapat. Hadi ver bakın, bir lootbox ver. Takipçilerin şeyine, şansına. Normalde vermezsin de. Hadi. Bazen de bu reklamlar yoruyor ya. 54 tane çilek verdi. Yarışmaların bazı kimisi beleşe geldi. Dostlar, Vulcan'da söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Yarıştırıyoruz, alıyoruz, kazanıyoruz. Bunu herhalde yukarıya atıyormuş gibi gösterip de atamayacak mı? Yoksa ama böyle hiç yapmıyordu. Direkt hata veriyordu. Bakarız. Bir uygulamadan girip çıkınca falan aklı başına gelebilir. Şu an dediğimiz gibi o güncellemesi var. Onun dışında fiyatlara bir bakarız. Fiyatlar böyle bir 86'ları falan, 85'leri artık yerleştirdi. Hani Bitcoin aşağı salsa bile çok fazla salmıyor. Benim görüşüm 1 centlere doğru giderse fena olmaz. 2500 limiti 25 dolar yapar. O da 2 günde fena bir kazanç olmaz diye düşünüyorum. O limitte kalktı mı kalkmadı mı bakacağız artık. Çarkı çeviriyoruz. Haftalık görevlere de bakmadık ya. Şu animasyonu bir kapatalım. Oradan alacağımız varsa. Bugün pazar çünkü. Bir bakalım. Hadi oğlum, ama yavaş ilerliyor bu işler. Şu animasyonları kapatmayı unutmayın dostlar. İşlerinizi çok kolaylaştırır. Anlatmıştık onu. 12,5 gem, 25 çilek. Vulcan yok mu hiç? Tabi bugünler de sizin şeyinize göre değişiyor dostlar. Daha beni 4. günde gösteriyor. Bazen işte hangi gün telefonu resetlediğine göre falan bunlar değişiyor. Neyse, biz daha haftanın ortasındaymışız. Bu görevlere de hiç bakmıyorum. Zaten doğru düzgün zamanım yok. Bir de 3 kere yükseltme görevi falan veriyor. Neyse, önemli değil. Sonra bakarız onlara. Çık ulan Vulcan hayatımızdan diyeceğiz. Sanırım şu böyle hata vermese de yukarı atamıyor dostlar. 2500 sınırı kalkmış mı, ben bir bakıp bir daha size bilgi veririm. Siz benden daha iyi takip ediyorsunuz zaten, biliyorsunuzdur. Neyse. Buradaki paraları normal şartlarda çilek almaya, seviye yükseltmeye, doğurtmaya falan harcıyoruz. Ve Catlytic'in masraflarını da buradan alıyoruz. Ben buradan gönderdiğim zaman işte burada 1800 Vulcan falan kalacak. Onu da yukarı atabiliyorum zaten. 2500'e kadar net kalsa 2 günde 25.000 2500 Vulcan kazanmış olursun. O da fena bir rakam yapmıyor.
Tamam ulan çık hadi artık hayatımızdan hayvan herif. Stepney hayvancı. Ne durumdasın oğlum sen? Stepney'den 14-15 GMT civarı kazanıyoruz. Gemleri de böyle yakacağız zaman zaman. Bazen verecek, bazen vermeyecek. Bir tane Rainbow level 3 tuttursak Stepney tarihindeki gelmiş geçmiş bütün ödüllerimizi, harcadığımızı bizim her şeyimizle kurtarır. Kâra da geçirir dostlar. 10.000 Vulcan şey Vulcan diyorum ya. 10.000 GMT civarıydı en son satışları. Herhalde o aralıklardadır. Onu da hesaplayın işte. Neyse. Ne dedik? Şuradan açıyoruz değil mi? Önce ana ben büyük ekrana hangisini istiyorsam onu atıyorum. Arka tarafa da bu hayvanı atıyorum. Hayvan gibi geziyor işte. Hatta şu biz şeyleri de bir halledelim mi? En sona bırakalım onları ya. Legend'a gelelim. Legend'da en son bir karakter almıştık dostlar. Şunu şöyle bir atıverelim. Legend'daki karakterimiz hangisi? Drakon'un en büyük karakteri. 11 yıldızlı hayvancığımız. Drakon'un en büyük abisi oluyor. Günlük 40 dolar es kazancı var dostlar. Şakası yok. 1180 dolar aldık. Az bir iadesini aldık. Onu bir videoda anlatmıştım. Hatta çekilişimiz var. Aklıma gelmişken onu söyleyeyim. Bu hayvancığımızın kuyruğunu düzeltelim dedik. Kuyruğu yamuktu birazcık. 10 dolar es çekilişimiz var dostlar. Hangisi o? Şu. Twitter'dan dostlar takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Etmiyorsanız da edin. Aşağıda açıklamalarda, linklerde, Telegram grubumuz, Twitter hesabımız her şey var. Neymiş katılış şansım, şartımız? Takip et, beğen, retweet et. 3 arkadaşını etiketle. USDT, TRC20 adresinde bu tweet'i yayınla. 10 Eylül'de çekilir. Yani bir hafta sonra oluyor. 10 dolar fena değil. Bir karakter alırsın, bir şey alırsın, bir yere yatırırsın, kripto alırsın. Bir başlangıç olabilir. Tabii büyük balina abilerimiz için de 10 dolar para mı oğlum diyebilir ama 10 dolar 10 dolardır dostlar. Bizim bütçemiz de bu kadar. Evet, çekişe katılmayı unutmayın. Telegram grubumuz, oyunun linki, her şey var burada. Kuyruk düzeltmece yapacağız. Tamam. Başka ne durumdayız? Oo, 1472 lokumuz var dostlar. Ey legend. Şu lokun değerini bir tık arttırsan nasıl olur? Sonra abi şey yapmayın ha, bana bir duyum aldım falan güvenmeyin yani bana. Öyle kafadan atıyorum yani. Öyle arada bir arttırıyor ya. Arttırsa fena olmaz. Yani bir bu şey değildir. Bir bilgi falan değildir. Öylesine söylediğim bir şey. Arttırsak böyle alsak bir sürü lok yapsak falan. Birden artsa bir zengin olsak falan bir şeyler. Olabilir mi? Olmaya da bilir mi? Olmaya da bilir. Yarın dükkanı da kapatırsa o zaman abi işte bizim loklar vardı falan içeride diye dersiniz. O yüzden riskinizi yönetin dostlar. Biz de para çok gördüğünüz gibi dönüştürmemişiz bile. 1472 lokumuz var orada. Ya da dolardan belki döndürmüşüzdür falan. Artık siz bir yorum yaparsınız. Neyse. Oyunu bilmeyenler var mı? Hala bilmeyen var mı ya bu oyunu? 850 milyon tane videosunu yaptık. Her gün anlatıyoruz. Çok iyi kazandığımız belki de en iyi kazandığımız uygulama. Umarım batmaz. Birçok arkadaşımızdan gelen mesaj bu. Abi çok iyi gidiyoruz. Umarım batmaz falan. Umarım. Ben de öyle umuyorum. Birçok takipçimizden gelen mesajlar. Abi sayende oyuna girdik. Karakterler aldık. Hem oradan kazandık. Hem şöyle mesajlar geliyor. En az 5-6 kişiden geldi bu mesaj. Abi senden gördük girdik. Sonra kendi ekibimizi de kurduk. İnsanları davet ettik. Sabit bir gelirimiz oluştu. Çok iyi kazandık falan. Teşekkür edenler. Sağ olun dostlar. İşte bazen böyle güzel uygulama geliyor. Bazen patlıyoruz. Bazen çok kazanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ben de size buradan teşekkür ediyorum. Beraber büyüyoruz. İşte bir şeyler yapıyoruz. Kafasından alevler çıkan abimiz Drakon'un 11 yıldızlı karakteri. Günlük 40 dolar kazandırıyor. 180 gün ömrü var. Artık sen hesapla dostum. Zaten 220 dolar kazanıyorduk. Son zamanlar karakterle ufaklardan ölenler var. Onlar çok bir şey kazandırmıyordu zaten. 210 diyelim hadi. 40 da bunu aldık. 250 dolar es günlük dostlar. Bir çarpmayalım mı ya? En güzeli de şu hesaplamalar. Hiç bu paraların elime geçtiğini görmedim ama. Bir hesaplayalım ya. 250 dolar es çarpı 30 desek. Oğlum bir çekil şuradan. Bir işe yaramıyorum zaten. 7500 dolar es çarpı 27.5 desek. Oha. 206 bin lira ben hayatımda bir arada görmedim. Dostlar bu para nerede ya? İşte buna dikkat etmeniz lazım dostlar. Benim de çok yaptığım hatalardan birisi. Mesela çekiyorum ya oradan parayı. Şey yani ben parayı görmem derken oyun bu parayı veriyor. Kayıtlı, kürekli her şeyle vermiş bu adam bize parayı ya. Ama ben onu almışım. Tekrar başka oyunlara yatırmışım. Biraz kripto almışım. Kripto düşmüş.
Belki borsaya girmişim, borsa düşmüş, altın almışım, oradan biraz kaybetmişim falan. Ne bileyim, başka oyunlara girmişim, oyun batmış, bir şeyler falan. O yüzden parayı almak da yetmiyor. Parayı güzel korumanız lazım. Tamam. Gerçekten bu oyun bu kadar para veriyor. Verdi. Yani kayıtlarda vermiş bana. Ama bende para var mı diyorsanız yok. Yani değerlendirdik. Ne bileyim, bazen bir yatırımlar yaptık, bir şeyler yaptık. Ve ben adnen şikayetçi değilim ama size benim böyle bir tavsiyem olsun. Buna dikkat edin. 206 bin lira nerede oğlum bu para? Aylık mı? Geçen videolarda diyorum işte, 220 dolar günlük kazancımız var diyorum. Bir sürü yorum gelmiş. Abi günlük dedin, emin misin, doğru musun? Konuyu bilmeyenler yazıyor. Evet dostlar, 250 dolar es günlük diyoruz. 206 bin lira aylık. Çok para gerçekten. Bu parayı direkt para olarak, nakit olarak alıp cebime koysam zengin olmuştum ama hala zengin olamadım. Neyse ya, rüzgar şu taraftan esiyor. Ne diyorduk dostlar? Bu oyun güzel bir oyun. Bugüne kadar çok iyi kazandırdı. Bundan sonra iyi kazandırır mı? Bilemem. Kapanır mı? Bilemem. Batar mı? Bilmem. Kazançlar azalır mı? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum, tamam? Ona göre kendinizi ayarlayın. Abi sen de ne biçim hiç uygulamayı övmüyorsun ya. Şu dilek havuzuna bir video yapmışız. Ne zaman, o karakteri aldığımız videoda mı söyledik? İşte burada 480 tane falan var. Hatta biraz harcamıştık. Abi onu harcamadan nasıl duruyorsun diyen arkadaşlar var. Harcayalım ya birazcık şöyle. Ne bileyim ya, o orada duruyor, çok gündemimde olan bir şey değil. Şu dandik şeyleri vermeyi bırak dostum ha artık. Şu 20'liği bir ver bakayım. 20'liği verirsen 6 dolar yapıyor. 6 dolarlık çekiliş yapacağım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi ver. Bakalım verecek mi şak diye şimdi. Hiç vermedi bana. Gerçi çok çevirmiyorum bunları ama. Oğlum şu dandik şeyleri verme diyoruz ya. Eskiden burada bir 100 vardı. O zaman birkaç kere çevirmiştim. Gelmemişti. Hadi. 20 lok. Lokun değeri şu an 0.35 dostlar. Bir 0.37, 0.38'e atsa kendini. Güzel olmaz mı sizce ha? Bak loklar tıkır tıkır geliyor. Bunları görev yaptıkça, adam çağırdıkça, bir şeyler oldukça ben de bilmiyorum artık. Tamam ulan tamam, hadi senden adam olmaz. Dostlar şu oyunları soruyorsunuz da bunlar boş iş ya. Bunlarla uğraşmayın. Ben bile bilmiyorum yani bunu kaç zamandır. İlk zamandan beri kullanıyorum o uygulamayı. Bu insanları oyalamak için, yok PK'ymış bilmem neymiş falan. Boş işler. Uğraşmayın ya da ben bilmiyorum, öyle söyleyeyim size. Tamam. Yine ben geri niye dönüyorum ya? Buraya gidip geri niye dönüyorum acaba? Şu tarafa dönüyorum. Tamam. Anlaşıldı herhalde. Legend'ın grubu var dostlar. Grup olalım grup ve de şurup olalım şurup. Şap şup demiştik. Legend'da sevmediğim yönlerden birisi şu. Abi bir davet ediyorum mesela sizleri. Oyunu anlatıyoruz, ediyoruz. Ya mesela yüksek yıldız almış adam. 9 ve üzeri alırsa yüksek yıldız grubu var. Arkadaşımızı işte çağırmış, almış. Lan bir görevler vermiş adama. Sanki şey, yani ilkokula başlayacak adama şey verirsin ya, böyle liste verirsin. Şunu al, bunu al, git oraya, şunu yaptır, bunu yaptır falan. Ya bu kadar detaya ne gerek var arkadaş? Al adamı gruba. İşte bir ekran görüntüsü al. Gerçekten almış mı? Tamam almış. O kadar, bitti. Şu işte aktiflik görevi falan diye bir şey var herhalde. Herkes o grupta böyle takır 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 yazıyor. Bir bilgi almaya çalışsan mesela, kaç tane mesaj var şu an? Bak. 2200 tane mesaj var abi, ben nereden bileyim? Ne nedir? Konu nedir? Ne yazdınız? Ne sordunuz? Bir etkinlik var. Etkinliğin detayını anlayıp şeyi çözene kadar göbeğin çatlıyor. Adama işte çağırdığına çağıracağına pişman oluyorsun yani. Öf. Neyse, bu iş böyle dostlar. Yapacak bir şey yok. O görevleri aslında yapmak zorunda bile değilsiniz de. Ya işte hani ben size söylüyorum üzerimde kalmasın diye. Oyun içi bir şeyler verecekler size. Yok işte aktif ol, sesli sohbete katıl, bilmem ne yap, ekran görüntüsünü at, şunu yap, bunu yap, bir sürü hikaye. Yine de yapmak isterseniz onlar sizi yönlendiriyorlar. Yüksek Yıldız grubuna katılsanız iyi olur. Orada bazı avantajlar olabilir. 9 ve üzeri eleman alırsanız Yüksek Yıldız grubuna katılıyorsunuz. Ve dostlar şu aralar birçok kampanya yaptılar. Artık benim de kafam karıştı. Niye bu kadar çok kampanya üst üste getirdiler? Biraz da böyle şüphelensek mi acaba? Bilmiyorum. Çok üst üste kampanyalar geldi. İşte benim videom da burada. Bunu da izlemeyi unutmayın dostlar. İşte hangi birini anlatayım? Video çok uzar. Koltuk burcunu alırsan 9, 10, 11'i, 12'yi. İlk 5 kişiden birini sen olduysan şu kadar ödül alırsın. Bu kadar ödül alırsın falan. Hem Kasiopya'yı, pardon bu benim videommuş. Hem Draco'yu alırsan şurada gördüğünüz gibi. İşte şu kadar iade alırsın, bu kadar iade alırsın falan filan. Oğlum Vulcan ne deyip duruyorsun sen ya? Alarm kurmuşuz da saçma bir yere. Neyse. Gruba gelirseniz anlatırım dostlar onu. Gruba gelince yazamıyorsunuz ama beni buradan bulun. Zaten yönetici benim. Bana sorularınızı sorarsınız, tamam.
birazcık şöyle yürüyeceğim. Az bir rüzgar olabilir ama idare edin. Asıl önemli kampanyaları ben size söyleyeyim dostlar. Draco'nun 5 yıldızlısını temeldeki 30 dolar karakteri alırsanız ve ilk 10 kişiye girersek, ben ilk zamanlar liste hemen doluyordu, gece doluyordu falan. O yüzden çok üzerine düşmemiştim ama bugün bir arkadaşımıza kazandırdık. Öğlen yazdı bana, abi aldık falan diye. Ben de dolmuştur dedim ama baktık ki daha 7 kişi varmış boşta. Bu kampanya önemli. Saat 12'de alırsınız, bana yazarsınız. 12'de herhalde sıralamaya gireriz diye düşünüyorum gece. 30 dolarınızı geri iade alıyorsunuz. Güzel bir kampanya. Yani beleşe bir karakter almış oluyorsun. Bu da sana 50 dolar kazandırıyor. Bu güzel. Artı 15 dolara aldığınız pakette de yine onun da bir kampanyası var. Bilmiyorum, artık kafam bulandı. Buralarda paylaşmışızdır. Gruba gelince yardımcı olurum ben size. Ha şu muydu? İşte kaç kişi aldığına göre şey yapıyor. Sana iade yapıyor, tamam mı? İşte günlük şu kadar kişi aldıysa 5 dolar iade ederim. Günlük bu kadar kişi aldıysa 10 dolar iade ederim falan. Özet geçiyorum. Tamam, çok uzadım. Bazı kampanyalar var. Gruba gelip bana sorun. Bütçenize göre, durumunuza göre, hiç NFT alıp almamanıza göre, her şeye göre bunlar değişiyor. Ona göre karar veririz. Hadi olan çık artık hayatımızdan. Grup demişken grup ve de şurup demişken şurup. Turp gibiyim. Turp deyip Ajdar abimize selamımızı gönderdikten sonra şu tarafa dönelim geri. Rüzgar esiyor biliyorum. Şimdi dostlar, bu bizim genel grubumuz. Burada da bütün uygulamalardan, kriptodan, haberlerden, bazen hayatın içinden bir şeylerden paylaşımlar yapıyoruz ve zaman zaman artık sohbetlerimizi yapmaya başlayacağız. Çekilişlerimizi yapmaya başlayacağız. Çekilişe herkes katılabilir. Bu şart yok yani. Oyunda olsan da olmasan da katıl. Beğen, retweet et, 3 arkadaşını etiketle, cüzdan adresini yapıştır ve çekilişe katıl. Burada artık dostlar borsaya da giriş yapıyoruz. Bir tane video atmıştım. Onu buraya atmışımdır herhalde. Borsaya giriş 101 dersi. Halka arz nedir ile başladık. Bir sonraki videomuzda temettü olacak. Zaten bu ikisinden fazla ayrılmayı düşünmüyorum. Çünkü diğerleri sizi sıkıntıya sokabilir. Anlattım o videoyu, bir izleyin. Çok kısa, hatta birçok yorum geldi. Abi kısa ve öz anlatmışsın diye. Hemen anlayacağınız basit bir şekilde anlattık orada. Buradan artık bilgileri de, borsayla ilgili bilgileri de göndereceğiz. Tamam ulan, yoruldum ya ben bugün. Stepney hayvancı, ne durumdasın? Daha hiç enerji harcamamışız oğlum. 25 dakika yürümüşüz. 1 saat yürünür mü kardeşim ya? Bir takipçimiz öyle diyordu bir zamanlar. Hocam 1 saat yürüyeceksin, sana çok az bir şey verecek ya. 1 saat yürünür. Doğru aslında. Belki para için yürünmezdi ama bunun bahanesiyle 1 saat en az her gün yürüyorum. Ve bana yürüme alışkanlığı kazandıran uygulama, iyi de olsa kötü de olsa, bu Stepney hayvancıdır. O yüzden bende de ayrı bir yeri vardır. Atamıyorum yani. Neyse, güzel, tamam, geç. Ne diyorduk? Başka neyimiz var? Aurora. Ey Aurora diyoruz. Bu Aurora da bazen böyle şeye giriyor, arka planda çok beklettiğin zaman. Neyse, önemli değil. Biz kısa bir bilgi verelim. Nasıl yapacağız bunu? Bir daha bir deneyelim. Olmuyor. Neyse, önemli değil. Aurora'da dostlar, şu ekran açıkken konuşuverelim 2 dakika. Şimdi bazı güncellemeler olacak. Onun ayrı bir videosunu yapayım diye düşünüyorum. Meta veri artık hayatımızdan komple çıkacak gibi gözüküyor. Ve hatta bunun duyuru kanalı varsa vardır. O kadar da herhalde şey olmamıştır. Aurora neydi? Sohbet değil de duyurular. Şu mu? İşte burada uzun uzun anlatmış adam. Onu ayrı bir videoda anlatırız. Meta AVR artık hayatımızdan komple çıksın diyor. Ve AVR'ye geçelim. Alımlar, satımlar, her şey AVR ile olsun. Elinizdeki meta AVR'leri satabilirsiniz diyor. Diğer kurallar da aynı şekilde devam edecek diyor. Dediğim gibi buna ayrı odaklandığımız zaman anlatırım. Benim jeneratörleri biliyorsunuz. Yukarıya atıyoruz. Yukarıdan da çekeriz. Sonra AVR'ye geçince neler değişecek, fiyat nasıl değişecek falan bakacağız ve o şekilde devam edeceğiz. Çok fazla bir değişiklik yok. Aurora'yı da attık. DAO Go Green diye bir uygulamamız var dostlar. Aslında uygulama değil de bir site. Ama burada da mantık aynı şekilde. NFT'yi alıyorsun ve kazanmaya başlıyorsun. NFT'lerinin kazancı belli. Kaç para olduğu belli. Ona göre, kendine göre bir bütçe belirleyip alım yapıyorsun. Bir de ek dışarıdan getiri olarak şey yapıyor. Dışarıdan çöp toplama etkinliği yapıp o iki token de alabiliyorsun. O da arkadaşlarınızla yapabileceğiniz bir şey. Anlattık yani, bunun videolarını yaptık biliyorsunuz. Geçiyorum bunda. O iki token kazandırıyor. Soruları yanlış bilsen de tekrar sana cevaplattırıp parayı illaki alıyorsun yani. Günde bir kere giriyorsun, bir dakika oyalıyor seni. Tamam, geç ulan sen de. Başka ne yapmadık? Aurora'yı anlattık. Stepney hala yürüyoruz. Nerede oğlum bu Stepney? Stepney arka plana atamayız asla.
Hain step midir çünkü bu. Tamam, başka? O tarafa gidemiyorum. Bu tarafta da çok kalabalık var. Şöyle kısa kısa mesafelere dönüp dönüp duruyorum. Step'inde arkadaşlar çok kısa mesafelere dönüşler yapmayın. O sizin dönüşünüzü algılayıp hızınızı kesinceye kadar falan bayağı fark ediyor. Kazancınız azalabilir. Mümkünse uzun bir yol. Evet, Legend'ı anlattık. Vulcan'ı anlattık mı anlattık. Şeye de piyasalarda bakalım. Ve dostlar bir uygulama daha anlatacağım size. Bir uygulama daha tanıtımı yapacağım. Şöyle birkaç gün içerisinde de onu yaparız. Bakalım o uygulamamızı beğenecek misiniz? Değişime göre yüzde sırala. Kötü anlamda sıralama. Demek ki Vulcan düştüğü için alarm ötüp duruyormuş. %5 değer kaybına alarm kurmuşum. Onu da bir ara göstereyim size. İşinize yarayacaktır bilmeyenler için. Mete AVR. Hayırdır koçum, sen yukarılarda ne geziyorsun oğlum? Kaç dakika oldu bu arada? Allah'ım, yarım saat olmuş. Ne anlattık yarım saat? Hiçbir şey. Neyse, GST geç Bitcoin 25.800'lerde geç Ethereum 1633. Ethereum alacağım biraz daha. Ethereum önemli. BNB önemli. Param olursa BNB'ye de acımam, basarım. GMT kazanıyoruz zaten, önemli değil. Solana hayvancığımız severim. Param olursa alırım. Geç. Aurora ve Aurora'nın durumu işte bahsedeceğiz. Başka Vulcan 84'ler, 85'ler. Ama hepsinin kötü gidişatı normaldir. Dolar 27.14. Sterlin 30.60. Sterlin birazcık daha aşağıda kalmış sanki. Dolara göre bakınca. Borsayı anlattık dostlar. Halka arz muhabbetini anlattık. Halka arza nasıl girilir, nasıl çıkılır, ne yapılır, girildikten sonra ne yapılır, bunları anlattık. O videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Borsaya giriş videosu. Evet, bunlar tavan, hala tavan giriyor. Bugün pazar olduğu için tabii, iki hafta sonu kapalı. Bakalım artık bozacak mı, ne yapacak, gittikçe gidiyor dostlar. Bu sonsuza kadar gidemez herhalde, değil mi diye düşünüyoruz. Konuyu bilmeyenler o videomuzu izlediği zaman anlayacaklar. Evet dostlar, bugün de saçma sapan bir videonu uzun uzun uzattık. Ne yaptık ben de bilmiyorum. Şimdi bitirelim. Pazarınızı şey yapmayın. Gerekirse yarın izleyin bunu. Veya 2x'de izlemeyi unutmayın. Gece yatarken izliyordum, dinliyordum diyen arkadaşlarımız var. Yürüyüşte dinliyorum diyen arkadaşlar var. Ne bileyim, bir atın kendinizi dışarı. Pazarda olsa, hangi gün olursa olsun. İşten geldim, bir duş al, çık dışarı. Şöyle kafan bir boşalsın, bir yürü. Bir rahatla. İnsanlardan uzak bir yerde yürürsen daha da güzel olur. Bir müzik aç, bir şeyler yap. Kendinle sohbet et ve devam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.